Evet arkadaşlar, bir buzdolabı arızasıyla beraberiz. Buzdolabımızın altından su geliyorsa şöyle bakalım. Evet, köşeden görüyorsunuz. Küflü bir şekilde su akıtmış. Buzdolabımız tahliye etmediği için kendini içeride, buzdolaplarına bir gider vardır. Arkada ufak bir deliği. Bu delik tahliye edemediği için kendini buraya bu şekilde bir su veriyor. Açalım şimdi buzdolabımızı. Görüyorsunuz. Şimdi bura bayağı bir buz olmuş. Şuradan başlar zaten buzlanma. Normalde görüyorsunuz. Şurada bir deliğimiz var. Şu buzun altında. Bura dolduğu için, içeriye atamadığı için kanala suyunu. Burada dona 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 üstü kapanıyor. Orada buzlanma oluşuyor. Ondan sonra bu buzlanma buraya geliyor. Şuraya birikiyor. Bu hazine donunca buradan şu dibinden böyle atıp gidiyor. Burada yapacağınız tek şey, eğer buzdolabınız, şöyle gösterelim, ekranda arıza vermiyorsa, buralar herhangi bir arıza kodu vermiyorsa, elektronik kartta bir arıza yoktur. İçindeki sistem de arızalı değildir. Ama zaman zaman bu hatayı verir. Böyle bir hatada 24 saat buzdolabınızı fişini çekip bekletin derler. Bizim de o kadar vaktimiz yok tabii. Ne yapacağız? Bir şekilde bu buzu almamız lazım. Şöyle göstereyim. İlk etapta şuradaki buzu sökmeyle başlayabilirsiniz. Zaten kalkar. Veriyorsunuz buzdolabına, resmen yapışır. Bu şekilde alabilirsiniz. İkinci etap, karşı panoyu boşaltıp oradaki buz alacağız. Ondan sonra oradan o deliği bulduktan sonra biraz sıcak su döktüğünüz zaman o delik açılır zaten. Ondan sonra da tekrar gider çalışmaya başlar. Yani buralar komple boşalacak yukarıdan aşağı. Bu kapağı sökeceğiz. Şunu bunu alacağız. Şuradaki biz uzun alalım. Bir müddet tekrar buraya dolduracak buzunu. Burada olduğu için bu hazine buradan aşağı veriyor. Şu kısım komple gördüğünüz gibi buzun içinde. Deliğimiz de şurada. Buraya. Bu şekilde zaten olmaz. Bu kapağı alacağız. Bu buzu da aldıktan sonra o deliği aktif etmeye çalışacağız. Çünkü donmuş o zaten. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Resistans da zaman zaman görevini yapamayabilir. Büyük bir ihtimal bu arıza belki rezistanstandır yani. Bunu ben geçen temizlemiştim, bu deliği, gideri. Tekrar arıza yapmış. Artık olmazsa rezistans değiştireceğiz. Ama sistem bu şekilde, dediğim gibi buradan gider. Bir spiral bir hortum var aşağı inen arka tarafa motora. Oradaki suyu atıyor zaman zaman. Sistem günde birkaç kere ısıtıp oradaki buzlanmayı çözüp aşağı gönderiyor. Şimdi o deliği açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Oraya biraz şöyle sıcak su takviyesi yapıyorum. Kaynar suyla. Evet, görüyorsun o delik. Hafifte yaklarsak şuralarda bir yerde
dönersek. Nevi. Hem de yaxşı döndürelim. Su gitti anda işte. Evet. Görüyorsunuz. Sıcak su olayını veriyoruz. Evet. Delik olayı şurada. Yavaş yavaş da açılıyor, görüyorsunuz. Oradan gittiği anda su deliği açmış olacağız. Tabi altta nereden baksanız 3-5 santim buzlanma var. Şuraya da bezimizi koyduk ki buradan su gelsin buraya. Açmadığımız müddetçe biraz daha sıcak su verelim. Görüyorsunuz. Ben deliği şu anda hissedebiliyorum. Bu şekilde yapacak başka çaresi yok. Yoksa bütün bunları boşaltıp yok bir gün bekleyin, iki gün bekleyin. Bir süreç. Buradaki buzlar da şöyle çatalla çekebilirsiniz. Evet. Zaten mesele şurada. Eli açtığımız zaman işlem bitecek. Biraz daha dökelim. Görüyorsunuz. Biraz daha. Evet. Komple kapadığı için bir şey yok. Yani açmadığı müddetçe o deliği zannedersem deliği görmüşsünüzdür. Şöyle burası delik. Islak. Onu da alalım biraz. Evet. Biraz daha sıcak su verelim. Evet. Görüyorsunuz. Delik meydana çıkıyor yavaş yavaş. Bu deliği açtığınızda işlem bitecek. Evet, delik iyice ortaya çıktı. Bu delik açıldığı zaman arkadaşlar burada su birikmesi bitecek. Bu delik kapalı olduğu için önce buralar doluyor. Ondan sonra buralar buzla doluyor. Ondan sonra buradan dışarıya suyu atıyor. Onun için bu deliği açmadan müddetçe çözüm yok. Bu deliği açarsanız işlem hallolacaktır. Zaten iyice buz gitti üzerinden. Birazdan İyice açılacak. Kolay gelsin.